Evet arkadaşlar, yine Almanya'da farklı bir işletmeye geldik. Bakın burada her işletme öyle salık ya da ızgaralı sistem değil. Bakın çiftçi ne yapmış? Buraya köşeye böyle kendince bir döşek hazırlamış. Altına samanı bol bir şekilde yaymış. Buzağları da boynundan getirip iplerle duvara bağlamış. Bakın. Bakın burası gene Montofon işletmesi. Hepsi boynundan bağlı. Bu da Belçika mavisi melezi. Diğer videolarımda söylediğim gibi son 2 yıldır Avrupa melezlemeye biraz ağırlık verdi. Sütünün fazlalığından dolayı. Bütün ırkları etçi ırklarla, özellikle Belçika mavisiyle melezliyorlar. O yüzden de o buzağı size göstermiş oldum. Bakın köylünün ahırı. Biraz karanlık tabi burası. Bağlı sistem. Bağlı sistem. Ve hayvanlar burada zincire önden bağlı. Şimdi önden de göstereceğim size. Hayvanlar bağlı. Ve burada gübre el yordamıyla dışarı çıkarılıyor. Hayvanların altında gene bol olarak saman var. Bence muhtemelen de bu inekler, buradaki bağlı olan hayvanlar, kuru dönemde olan hayvanlar arkadaşlar. Şu kapının ardında, birazdan dışarıdan da gösterme imkanı bulursam size, arka tarafta yataklık sisteminde de inekler var ve robotik sağım sistemi var burada. Bunlar kuruda olan inekler olduğu için ve adamın da böyle bir eski sistemi burada hazırda olduğu için getirip bu şekilde bağlamış. Bakın zincir bağlama şeklini de göstereyim size. Zincir hem yukarıdan hem aşağıdan, hem yukarıdan hem aşağıdan bağlı. Hayvan yere yattığı zaman zincir aşağıya doğru iniyor. Ayağa kalktığı zaman yukarı çıkıyor. Bakın çift taraftan da bağlı. Hem üstten hem alttan. Sulukları önünde. Yani bunların atalarından kalma ahırlar olduğu için çoğu böyle sistemde muhtemelen atalarından kalma, diğerleri modernize etmişler. Bakın burada da genç düveler var. Bunlar gebe düveler. Bunların altı yine ızgara sistem. Yatakları gördüğünüz gibi arka tarafta. Hayvanlar orada yatıyorlar. Izgaralı sistemden gelip burada yemlerini yiyorlar. Tekrar oraya gidip arkadaki yataklarına gidip yatıyorlar. Hemen hızlıca size onları da göstereyim. Bakın. Gördüğünüz gibi durak demirli yatak sistemi. Ve buradan da hayvanlar şu kapının ardından geçip buradaki gene ızgaralı sistemden geçip burada yemlerini yiyorlar. Burada da dinleniyorlar. Burada da küçük Junior buzağlar var. Bakın buzağların biberon asma yerleri orada. Bu buzağların altı da muhtemelen, çünkü ızgara yok, bol saman döşeli. El yordamıyla temizleniyor. Hemen şöyle işletmenin dışından size bir de öbürkü ahırı göstereyim. Hadi. Nereden geçtik biz? Şurada mı? Heh. Evet, şu yanlış gelmişiz. Evet, bakın. Şurada da bakın. Gene robot sağım sistemi. İnekler ızgaralı sistemde, durak demirli sistemde yatıyorlar. Gelip sıraya giriyorlar. Bu arkadaş gibi kendilerini burada otomatik olarak sağdırttırıyorlar. Bu sistemi size neden gösteriyorum arkadaşlar? Gene bir köydeyiz. Almanya'nın bir köyünde, bakın. Burası bir köy. Çiftçinin evi burada, araçları burada. Ve köyün içinde ahırı. Şöyle göstereyim. Köyün içinde ahırı. Tek başına.
Hiçbir yardımcısı yok arkadaşlar bu arkadaşın. Tek başına burada aşağı yukarı 50 tane ineğe, 50 tane kısır hayvana tek başına bakıyor. Robotik sağım sistemi ve gübre yönetiminin kolaylığından ötürü. Videolarımız devam edecek. Takipte kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.